Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir model paylaşımı yapacağım. E, modelimin yapımında Alize'nin Diva marka ipini kullanacağım. Tığ olarak da ipime uygun olarak 7 numara tığ kullanacağım. E, 8 numara da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin yapımına hemen başlayalım. Evet şöyle başlangıcımı yapıyorum bir zincir çekerek. Ardından 1 2 3 4 5 Evet. 17 tane zincir çektim. Şimdi 17 tane zincirimi çektikten sonra bakın tığımın üzerinden ilmeğimi bıraktım. Sıramın başında 1 2 taneyi atlıyorum. 3. zincirimin içerisine battım ve ilmeğimi buradan geçirdim. Şimdi bunun üzerine direkt bir sık iğne ile giriş yaptım. Ve üzerine 12 tane sık iğne dolduruyorum. Evet şimdi 12 tane sık iğnemi üzerine yaptım ilk modelimin En başı olduğu için burada 17 zincirle başladım şimdi 18 tane zincir çekiyorum Evet şimdi bakın 18 tane zincirimi çektim ilmeğimi bıraktım. Hemen şuradan 1, 2 ve 3 tane zincir üzerine atlıyorum. dördüncü zincirime şöyle Dördüncü zincirime tığımı geçirdim. Ve ilmeğimi dördüncü zincirimin içerisinden geçirerek burada bir yuva oluşturdum. Şimdi bu yuvamın üzerine yine 12 tane sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. Evet. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar 18 tane zincir çekiyorum. 18 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerinden ilmeğimi bıraktım. Buradan yine 1 2 3 tane atladım. 4. zincirimden bu şekilde batarak ilmeğimi Buradan geçirdim ve üzerine yine 12 tane sık iğne ile Üzerini dolduruyorum Evet şimdi ee İstediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar ne yapmak istiyorsanız, istediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar bu şekilde modelinizin kurulumunu, başlangıcını yapabilirsiniz. Ben bir tane daha yapayım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet bakın size anlatmam için bu kadar yeterli. Şimdi buradan kaldığım yerden 9 tane zincir çekiyorum. Şimdi 9 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Burada 12 tane sık iğnem vardı. Tam ortadan altı bir tarafta, altı bir tarafta kalacak şekilde isterseniz sayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. E zaten çok net görünüyor. Hani göz kararı da böyle batarak da yapabilirsiniz. Şimdi battım ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bu tırabzanımın hemen buradan giriyorum. Bir ilmek aldım. Tekrar tığın başını doladım. Buradan girdim. Bir ilmek aldım. 2 oldu. Tekrar aldım. 3 oldu. Tekrar aldım. Ve toplamda 4 tane ilmek aldım. Hepsini birlikte kapattım. Yani fıstık yapmış oluyoruz buraya. Evet bu şekilde kapattım. Kapattıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. Evet 5 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Bu arada 3 tane zincirim vardı. Tam ortadakinden yani ikinci zincirimin üzerine battım. İkili trabzan yapıyorum buraya. Tekrar tığın başını bir tane doladım. Buradan girerek 1 2 3 ve 4 4 kez ilmek aldım. Hepsini birlikte kapattım. Kapattıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Buradan yine tam ortadan battım. Tığın başını bir dolamıştım. 2 ilmeğimi 1, 2 ilmeğimi 1 olmak üzere 2 sefer de çektim. Şimdi tığın başını bir tane doluyorum ve böyle at boşluğundan girdim bir ilmek aldım. Tığın başını doladım at boşluğundan girip bir ilmek aldım 2 oldu. Tekrar yaptım 3 oldu. Tekrar yaptım ve 4 oldu. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Ve arada 1, 2, 3 ve 5 5 tane zincirimi çektim tığın başını bir tane doladım şu aradaki 3 tane zincirim vardı tam ortadaki zincirime yani ikinci zincirimin üzerine batıp ikili bir trabzan yaptım aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlıyorum kısımlarının daha dolgun olmasını isterseniz 5 kez dolayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın şimdi sıramın sonuna geldim. Ee, fıstığı kapattım. Burada yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Şurada 2 zincirimi boş bırakmıştım. Bakın. Buradan bir zincir atlıyorum. ikinci zincirimin üzerine battım. Evet. ikinci zincirimin üzerine battım. Ve yine İki seferde Çekerek bir trabzan yaptım. Şimdi buraya bir tane zincir çektim ve örgümün Ön yüzünü çevirdim. Bakın burası örgümüzün ön yüzü olacak. Şimdi Burada 5 tane zincirim var. Bunun üzerine 7 tane sık iğne dolduruyorum. Evet. Şimdi 7 tane sık iğnemi doldurdum. Burada tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Şimdi örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Ve bu kenardaki sık iğnemin üzerine batıp buraya ikili bir trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim ve örgümün ön yüzünü çevirdim. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda buraya kenarları hani şurada hani şu köprü gibi duran kısımlar var. Bunlardan buraya tam model denk geldi. Bu sıramda buralara kenar kısımlarına birer tane yarım model denk gelecek. Şimdi yine buraya 7 tane sık iğne dolduruyorum. 7 tane sık iğnemi doldurdum. Ee, şimdi buraya ve buraya 7'şer sık iğne doldurup sonra ikisinin üstünü birden kapatacağız. Yapalım birlikte. Evet. Buraya 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi buraya da 7 tane sık iğne yapıyorum. Evet, bakın buraya da 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektim. ilmeğimi tığımın üzerinden bıraktım. Hemen şurada bakın minik bir yuva var. Şöyle yakından göstereyim. Şurası. Buraya batıyorum. Ve bunu buraya sabitledim. Zincirimin alt boşluğundan girip üzerine yine sık iğne dolduruyorum. Şimdi buraya 12 tane sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Bu birincisi. Evet. Bakın. 12 tane sık iğnemi doldurdum. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine buna ve bunun üzerine şu iki zincirin üzerine 7'şer tane sık iğne yapıyorum. Evet, buna 7 tane sık iğnemi yaptım buraya geçtim direkt bir sık iğne ile bununla birlikte 7 tane de buraya sık iğne dolduruyorum. Şimdi bu noktada 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektim. İlmeğimi tığımın üzerinden bıraktım. Hemen şurada minik bir yuvan var. Buradan ilmeğimi bu şekilde geçirdim. Yine bu zincirimin üzerine 12 tane oluncaya kadar sık iğne dolduruyorum. modelim ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Burayı bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya da 7 tane sık iğne dolduracağım. Buraya da 7 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 8 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi bıraktım. Bakın. Şuradaki minik yuvamdan ilmeğimi bu şekilde geçirerek buraya sabitledim ve yine bu zincirimin üzerine buraya kadar 12 tane sık iğne dolduruyorum. Evet 12 tane sık iğnemi doldurdum. Şimdi şu kenar kısmına devam ediyorum. 1 2 4 ve 6 ve 7. Evet şimdi yine 7 tane sık iğnemi yaptım. Buraya. Şimdi burada bakın. Şurada yarım modelimiz denk gelmişti üst kısmı için. Burada yine aynı şekilde burayı yapacağız. Evet. 9 tane zincir çekiyorum kenar kısmında. Şimdi burada 9 zincir çekmemiz sebebi şurada bakın trabzan yapmıştık. Burada böyle bir yükselti var. Bunu burada da oluşması için şimdi daha net anlayacaksınız yaptığımızda. İlmeğimi buradan geçirdim. Bunun üzerine 1 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi Bu noktada dönüş yapacağız dönüş yaptığım yerde 9 tane zincirimi çekiyorum 9 tane zincirimi çekip döneceğim bundan sonrası tekrarlayarak zaten devam ediyor arkadaşlar ama Ne oluyor tek farkı sıramızın birinde bakın buralara yarım model denk geldi bir sonraki sıramızda Tam model denk gelecek yani şu başlangıç kısmımızdaki gibi durmuş olacak Şimdi Dönüşlerde yine fıstıklı kısmı yapacağız. 9 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Tığın başını bir tane doladım. Hemen şuradan şu aradan giriyorum. Bakın burada minik bir yuvan var. Yarım model denk geldiği için bunun üzerine yapmıyorum. Buradan girdim. İkisini bir. ikisini bir çektim. Tığın başını bir tane doladım. Ve buraya Bakın ilmek aldım. Tekrar tığın başını doladım. İlmek aldım 2 oldu. Tekrar tığın başını doladım. İlmek aldım 3 oldu. Tekrar tığın başını dolayıp ilmek aldım 4 oldu. Şimdi hepsini birlikte kapattım. Kapattıktan sonra bu şekilde 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Şimdi bunun tam orta kısmından siz sayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle evet şurası denk geliyor sanırım. Buraya ikili bir trabzan yaptım. Tığın başını yine bir tane doladım. Alt boşluğundan girip dörtlü trabzan yapıyorum. Pardon dörtlü bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte kapattım. Kapattıktan sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. Evet bakın sıramın sonuna kadar geldim. Sıramızın sonunda yine buraya fıstık yaptıktan sonra 5 tane zincirimi çektim. Ve kenar kısmını düz bir şekilde çıkması için sıramın en sonundaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tekrar örgümün ön yüzünü çevirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir model oluyor. Şimdi bu sıramızda bunun ve bunun üzerine 7'şer tane sık iğnemi doldurup üzerini kapatacağım. Yani burada yarım model denk gelmeyecek. Dikkat ederseniz hep şu alçakta kalan fıstığın üzerinden kapatıyoruz. Şimdi yaptığımızda daha net anlayacaksınız. Bir zincirimi çektim. Şu zincirimin üzerine 7 tane sık iğnemi dolduruyorum. 7 tane sık iğnemi doldurdum. Buradaki zincirimin üzerine de aynı şekilde. Evet bakın şimdi her iki tarafına da 7 tane sık iğnemi doldurduktan sonra burada yine 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektim. Hemen şu ilk sık iğnemi batarak ilmeğimi buradan geçirdim. Ve bu zincirimin üzerine 12 tane sık iğnemi dolduruyorum. Evet bakın şimdi. Buna 12 tane sık iğnemi doldurduktan sonra arkadaşlar bunun ve bunun üzerine de yine 7 şartan tane sık iğne yapıp sonra dönüş yapacağız. Bu şekilde modelimiz tekrarlayarak devam ediyor. 2 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. 7 sık iğne de buraya yapıyorum. 7 tane sık iğne de buraya yaptıktan sonra şimdi burada 8 tane zincir çekiyorum yine. 8 zincirim buraya çektim. Ve bu şekilde kapatıp yine üzerine 12 tane sık iğne dolduruyorum. Evet bakın arkadaşlar daha büyük bir parçanın üzerinde hazırladım. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.